Selamlar herkese. Yepyeni bir Minecraft Survival bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ümit ve bugün yine Minecraft Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz en son cadı farmı yapmıştık ama onun öncesinde sizlere birkaç soru sormak istiyorum arkadaşlar. Minecraft Survival serimizden memnun musunuz? Bu birinci soru. İkinci soru, bu köylünün burada ne işi var? Tabii ki bu bir soru değildi. İkinci soru, yaptığım farmları beğeniyor musunuz? Veya yaptığım boyutları, videoları beğeniyor musunuz? Ve ayrıca arkadaşlar sonuncu soru olaraktan bu videoya like attınız mı? Sizlere bu 3 soruyu soruyorum. Ve yorumlar kısmında 3 ayrı cevap olarak bunları cevaplamanızı isteyeceğim. Şimdi en son biliyorsunuz ki bir tür cadı farmı yapmıştık. Ve bu cadı farmının yanına doğru şimdi bir gideceğim. Ben video arkasında baya baya uzun süreler AFK kaldım. Hem cadı farmında hem altın farmında olmak üzere. Altın farmında baya AFK kaldım. Görüyorsunuz 585 seviye oldum ve gün 5, 4533. güne geldik. Son videoyu yaptığımda 4300'lerde bir şeydi. Tam net sayısına aklımda değil ama 4300'lerdeydik diye hatırlıyorum. Ya baya baya AFK kalmışım. Cadı farmında da baya bir cadı öldürdüm. Hatta en çok öldürdüğüm mob belki şu an cadıdır. Tam istatistikleri hatırlamıyorum. Birazdan sizlerle birlikte de bakarız. Böyle geldik arkadaşlar. Böyle bir depolama sistemi yaptım. Son videoda size bırakmıştım depolama sistemini. Basit bir sistem. Ayırıcı sistemlerden oluşan. Ayırıcı sistem nedir? Şu şekilde yapılan bir sistemdir. Olmaz size redstone dersi olarak da gösterebilirim bunları. Yani çok çok ilgi duyarsanız ne bileyim sulu çıkartmalı sistemi, asansör sistemine, ayırıcı sisteme falan ilginiz varsa elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışırım. Şimdi arkadaşlar elde ettiğimiz eşyaları zaten biliyorduk biz ve benim ana burayı yapma amacım tabii ki de redstone'du. Çünkü redstone ihtiyacım sürekli oluyordu. Madenden topluyordum ve çok kullandığım için çok çabuk tükeniyordu. O yüzden arkadaşlar bayağı da burada redstone kastım. Görüyorsunuz 4 tane ikili sandık dolusu. Bir de hunilerde falan da var biraz. Aynı şekilde borutlar da var. Ha, bayağı da borut gelmiş. Işık taşı, tozu, şeker, örümcek gözü, cam. Hepsinden arkadaşlar 4'er sandığa yakın oldu. Burada bayağı bir şey vardı. Yenileme iksiri vardı. Ben onların hepsini buraya atmıştım. Belki silinmemişlerdir. Bir bakalım. Aynen öyle. Yani çok fazla geliyordu. Ben de aşağı atıyorum arkadaşlar bunu. Zaten evde 2 şalkır dolusu yenileme iksirim var. Hani lazım olursa kullanabilirim. Şu an sistem kapalı. Ama şöyle söyleyeyim. Ganimet üçlü olduğu için arkadaşlar deli gibi çalışıyor ve inanılmaz bir verimi var. Yani gönül rahatlığıyla size bu sistemi yapmanızı önerebilirim. Bakın bu şekilde cadıları aşağı atıyor ve cadılar buradan yukarı doğru gönderiyorlar arkadaşlar. Gerçekten çok iyi ve verimli bir sistem. Kesinlikle size öneriyorum, yapmayı unutmayın bunu. Her redstone canavarının, her redstone ilgilisinin yapması gereken bir sistem. Şimdi ben buradaki bütün redstone'ları bir boşaltayım bakalım, şöyle dışarı doğru atalım. Bir redstone blok yapalım bunlardan. Değil mi? Yani o kadar redstone'u nasıl stoklamayı planlıyoruz? Tabii ki bloklarla yardımıyla. Ama baştan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Size farm başta verimsiz gibi gelebilir. Ancak hani kızıl taş normalde madende bulunan ve başka herhangi bir yerden çıkmayan bir maden olduğu için bu verim bunun için gerçekten çok iyidir. Yani emin olabilirsiniz bu konuda. Size ben kefilim. Yani bu farmı kefiliyim. Logical Geek Boy'un yapmış olduğu bir tür farm olduğu için de yani takip ettiğim birinin olduğu için de ayrıca güveniyorum ve size de yapmanızı öneriyorum. Böyle bir sandıklardakini boşaltalım. Son burası kalmış. Bunlardan hemen blok yapalım arkadaşlar. Silinmesin bunlar. Baya baya geliyor. Dur şuradan bana boşaltı spoiler yedik arkadaşlar. Bu videoda yapacağım şeyi spoilerını yediniz. Gördüğünüz bir şeyler yapacağımızı. Ama durun bakalım bir şunları bir blok yapalım bakalım. Hepsini bir koyalım. Ondan sonra bu videoda yapacağımız şeye geçeceğiz. Arkadaşlar bütün kızıl taşları kızıl taş bloğuna çevirdim ve elimde tamı tamına ne kadar varmış bir bakalım. 1670 tane kızıl taş bloğu var. Şu dakikadan sonra bu cadı farmını tekrar kullanır mıyım bilmiyorum. Çünkü çok gürültülü, oyunun sesini kapatın bunu kullanırken. Çok gürültülü ve çok verimli bir farm. Şimdi ben bu farmı kapatacağım. Uzun bir süre sanırsam buralara geleceğimi düşünmüyorum. Kızıl taş bakımından artık herhangi bir eksiğim kalmadığına göre arkadaşlar bunları artık eve bırakabilirim diye düşünüyorum. Sanırsam bir tane kızıl taş şalkırına ihtiyacımız var artık. Biliyorsunuz bizde çok olan madenlerin hepsi için şalkırlara depolama yapıyoruz. Çünkü varillere depoluyorduk madenleri az bulunuyor diye. Ancak variller dolduğu için böyle bir yola başvuruyorduk. Hatta en son ikinci altın, ikinci zümrüt ve ikinci demir şalkırlarına geçmiştik. Onlara da bir bakalım bakalım. Bakalım bakalım neyse artık. Öyle bir evimize gidelim.
Yani bunu belki Kızıltaş çantası olarak da yapabiliriz yani bilmiyorum. Kızıltaş çantası. Yapılabilir mi? Böyle bir bakalım. Görüyorsunuz bir tane full zümrüt çantamız ve bir tane de yarıda bir zümrüt çantamız var. Çok verimli bir şekilde zümrüt elde edebildiğimiz için çok normal. Aynı şekilde burada da altınlarımız aynı sayıdalar. Ve burada da bayağı da bir demirimiz var arkadaşlar. Demir farmımız verimi düştü. Hani yaptığım döneme göre çok çok az demir elde ediyorum. Ondan sanırsam birkaç düzeltmeden dolayı oldu bunlar. Ama daha iyi bir farmı yapacağım ilerleyen dönemlerde. Şu anlık demir ihtiyacım olmadığı için bunu es geçiyorum. Ve burada da kızıl taşlarımız vardı. Şöyle bir kırmızı boya alalım yanımıza. Hop, kırmızıya boyadık. Bunun da ismini kızıl taş. Cantası mı yapmışız, çantası mı yapmışız? Çantası, 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 çantası. Niye cantası yapalım? Değil mi? Kızıl taş çantası. Bunu da bu şekilde yaptık arkadaşlar. Ve bunu da fulleyelim de öyle koyalım. Diğerlerinin hepsini de öyle yapıyorum. Full bir kızıl taş çantamız var. yani şu an bu biraz hayal gibi. Dediğim gibi bu biraz hayal gibi arkadaşlar. Ancak bu cidden bizim ihtiyacımız olacak seviyede. Redstone ve bunların hepsini kullanacağıma neredeyse eminim. Umarım kullanabiliriz. Umarım yararlı sistemler yapabiliriz bunlarla. Şimdi tek eksik kalan elmas çantası ve Netherite çantasındaki bunları yapmam imkansız arkadaşlar. Şaka falan ama cidden hani imkansız. Belki antik kalıntı çantası yapabilirim ancak sonuçta antik kalıntı Netherite'in bir tür parçası. Her neyse arkadaşlar bütün bu şeyleri goygoyları bir kenara bırakalım. Ganimetlerimizi bir kenara bırakalım. Bu videoda yapacağımız işleme gelelim. Şimdi hepiniz videonun başından biliyorsunuz ancak ben size sizin için tekrar edeyim. Lan bunları ne ara koydum ben buraya? Aa, bunlar daha bitmemiş. Neyse ben onları hallederim. Şimdi arkadaşlar bunları da bir kenara bırakalım. Dikkatimiz dağılmasın. Bu videoda sizlerle birlikte Guardian Farm'ımızın oraya güzel bir build çıkartmaya çalışacağız. Çünkü biliyorsunuz ben videoda yaptığımda Guardian Farm'ı cidden kötü gözüküyordu. Baya baya kötü gözüküyordu. En sonunda küçük bir harita turu yaptırdığımda birinci yıl videosunda galiba göstermiştim. Küçük bir ekleme yapmıştım. Farm'ın daha büyüğünü yapmıştım yani oraya. Şimdi ise şu çevreyi birazcık daha güzelleştireceğiz arkadaşlar. Farkındayım. Kumlar cidden çok kötü gözüküyorlar. Aynı şekilde zeminde prizmarinlerle çok kötü gözüküyor. Ve ben de bunun için birkaç tane çözüm buldum. Arkadaşlar bulduğum çözüm buradaki eşyaların içerisinde. Şimdi öncelikle köşelere ve kenarlara, köşelere ve uçlara diyeyim artık. Yani şu köşelere, kenarlara. Kenarlara ve köşelere cilalı bazal kullanacağız. Şu dönemde çok fazla kullanıyorum cilalı bazaltı çünkü görünüşü cidden çok çok hoşuma gitmeye başladı ve kullanmak da istiyorum. Burada kırmızı cam kullanmıştım arkadaşlar. Sebebini bilmiyorum ancak kırmızının güzel gideceğini düşünmüştüm ve kırmızı cam kullanmıştım. Ve yine buradaki duvarlarımızda kırmızı cam kullanacağız. Bu kez zeminimizi hatırlarsınız ki Wildcraft'ta olduğu şekilde arkadaşlar maselyumdan yani miselyumdan kaplayacağız ve bunun da yayılması için biraz da toprak getirdim yanımda. Şimdi projelerimiz bunlar arkadaşlar. Yapacağımız şey duvarlar falan filan. Sonrasında emin olmamakla beraber bir hedefim var. Diyelim ki ben buradan duvarları falan çıkarttım arkadaşlar. Ve tepesi boş kalacak. Dümdüz olarak da kapatmak istemiyorum. Bu kez şöyle bir kubbe yapmak istiyorum. Hani uzaktan böyle diyelim ki şu adada yaşayan biri var. Yok da hani diyelim ki bir hikaye oluşturalım. O buradan böyle baktığında böyle bir kubbe görecek. Böyle altında düz bir şekilde ilerliyor şöyle bir kubbe. Ve bu kubbenin içinde de bir gardiyan farmı böyle gayet güzel gözükeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yapmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bir zemine doğru inelim. Bu videoda çok fazla timelapse izleyeceksiniz. Ben bir gün içerisinde burayı değiştirebileceğime inanıyorum arkadaşlar. Artık değiştiremezsem de video biraz geç gelebilir. Pazartesi akşamını bulabilir. Geçen hafta da olduğu gibi. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle bir eşyaları yanımıza alalım. Alabildiğimce miselyumu aldım ve bayağı da bir toprak aldım envanterime. Şu kırılan blokları toplamakla uğraşmayacağım ancak kumları toplayacağımı düşünüyorum. Öncelikle zeminden başlayacağım. Böyle kırıyorum arkadaşlar. Tabii ki fener kuracağım. Yoksa çok çok uzun sürer bu. Kıracağım arkadaşlar ve yerine miselyum atacağım. Sadece mesela şu kenarlara atmayı planlıyorum. Şu bacakların olduğu yerlere. Şu bölümlere ise toprak atacağım. Zaman içerisinde buradaki topraklar arkadaşlar miselyuma dönüşecek ve zeminde herhangi bir mob spawn olmadığı için sanki burası mushroom'daymış gibi gözükecek. Yani anlamlı pek bir işe yaradığı yok ancak güzel gözükecek. Şimdilik bakalım şu zemini halledelim.
Daha sonrasında geliyorum ben. Hadi bakalım timelapse'e geçelim. Arkadaşlar timelapse'i izlediniz ve görmüş olduğunuz üzere zeminimizi miseryumla kapladım. Bu yaklaşık 40 dakikamı falan aldı. Çünkü zemini kırmak bayağı bir uzun sürdü. Üstelik aşağısı da su olduğu için bayağı bir zorlandım. Ancak bu işimizin en basit kısmıydı arkadaşlar. Çünkü buradaki kumdan duvarları yıkıp onların yerine cam koymak ve köşelere de aynı şekilde şurada yapmış olduğum gibi bazalt şeyleri koymak yine bayağı zamanımı alacak. Yine timelapse'e gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani bunları videoda yaparsam sıkılırsınız, bayılırsınız. Zaten böyle bir şey kalkışmam. Hadi bakalım ben yine gittim. Yine hadi ben uzak çekeyim. Timelapse bana yok. Hadi. Konuşa bana da. Ve de arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Allah hışkırık tuttu biraz beni. Ve de arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere duvarları da bitirdim. Bayağı uzun zamanım aldı. Çok çok uzun zamanım aldı. Ancak çok güzel gözüküyor ve yine hışkırık tuttu beni arkadaşlar. Nedenini bilmediğim bir şekilde. Bence gayet güzel devam ediyor burası. Şimdi yine camlarımızdan boyamamız gerekecek. Şöyle alalım biraz cam alalım. Çevir şunları. Çok oldu bu. Bu kadar cam yeterli olur diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir çevirelim. Hatta şu an yanımda bayağı bir kırmızı cam var. Şimdi arkadaşlar benim kafamdaki kubbe fikri tam olarak nasıl bir şey? Nasıl anlatabilirim size bunu? Şöyle iki blok kadar yukarı çıkacak. Tüm bu alanda iki blok kadar bir yukarı çıkartacağım. Sonrasında bir bakalım kafamızda bir şeyler canlanabilecek mi? Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere iki kat camı çektim. Ancak acaba burası yeterli olacak mı? Tam olarak da emin değilim. Hani şöyle bir kubbe olduğunu düşünecek olursak. Bence arkadaşlar iki sıra daha cam çekmek bizim hayrımıza olacaktır. Camlarımız henüz kırmızıya boyanmayan bir sürü camımız var. Olmadı zaten gideriz kum pişiririz. Bir şekilde kum sorununu hallederiz diye düşünüyorum. Çölü de bayağı bir sömürdük açıkçası arkadaşlar. Bir de hışkırık tuttu beni bu videoda bakalım. Böyle şeyler garip şeyler oluyor. Yine bu camlarımızı koymaya devam edeceğiz yani. Bir şekilde bunları devam ettireceğiz. Bu videoyu yetiştirmem gerekiyor. Arkadaşlar bu iki sırayı da tamamladım. Şimdi tamamıyla kusursuz bir daire şekli çıkartmam gerekiyor ki. Hani bu daireyi küçülte en sonunda kubbeyi tamamlayabilelim. Tabii ki şuralarda da bir ayar çekeceğiz. Sonuç olarak daire buradan da geçebilir. Ve buna bir ayar bulmamız gerekecek. Ve bir de ben sürekli hışkırıp durmasam aslında çok daha iyi olacak. Şimdi yine uzak çekime gidelim arkadaşlar. Bakalım ben bir şeyler deneyeceğim. Uzak çekimin ardından tamamlanmış bir şekilde tekrardan karşınıza geleceğim.
Arkadaşlar sonunda kubbeyi bitirdim. Aslında çok da bir kubbe olduğunu söyleyemem. Bir tür yani kubbenin dışında farklı bir şekilde oldu açıkçası. Yani ne diyebiliriz bilmiyorum ki. Piramit kubbesi gibi bir şey diyebiliriz. Bu tarafları böyle düz, böyle buraları kubbemsi bir şekli var. Açıkçası benim hoşuma gitti bu şekil. Çünkü kendim yapmış olduğum için mecburen beğeneceğim. Yoksa yıkıp tekrar yapmak falan filan uğraştırabilir. Şuraları böyle düz bırakmak zorunda kaldım. Şekli oturtamadığım için. Bu kez böyle olsun arkadaşlar bu videoluk. Belki videodan sonra ben bununla birazcık daha değişiklik yapabilirim. Sonraki videoda bunu size gösterebilirim. Ancak şimdilik arkadaşlar ben bittim. 4-5 saatten beri bu şey üstünde uğraşıyorum. Yapı üstünde uğraşıyorum. yani aşağı taraflar falan okey de. Şu kubbeyi belki ilerleyen zamanlarda değiştirebiliriz arkadaşlar. O konuda bir emin olamıyorum. Ancak bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir uyuyalım. Videomuzun sonuna gelelim. Cidden beni bitirdi. Uzak çekimi. Daha bir de bunun montajı var. Yani ben daha onları düşünmek zorundayım. Oo, of falan filan. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın ve de bay bay.